İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Şahen Megriyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. ABD'li senatörler Padilla ve Rubio, Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen Artsakh ablukasını kınayan bir kararnameye sundular. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün Artsakh'ta saldırgan eylemlere ve etnik temizliğe zemin hazırladığına dair ciddi endişeler var. Grigor Minasyan, Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı ile bir araya geldi. Berzor yolunun açılması kararını görüştü. Bakü yetkilileri Yeras yönünde hedefle ateş açtı. Bugün Sayat Nova'nın doğum günü. Şahen Megriyan 2 Ocak 1952'de Şahumyan bölgesine bağlı Gülistan köyünde doğdu. 1969 yılında liseden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından Yerevan Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesine kabul edildi. 1975'te üniversiteden mezun oldu ve Şahumyan bölgesine döndü. Ekonomist olarak çalıştı, bölgenin Genç Komünist Birliği'nin birinci sekreteri oldu. 1981-1988'de konserve fabrikasının müdürüydü. 1988-1991 yılları arasında Tarımsal Sanayi Dairesi Başkanı, 1991-1992 yılları arasında Bölge Komünist Komitesi'nin başkanı ve birinci sekreteriydi. Şahen Megriyan, silahlı birlikler organize eden ilk isimlerden biriydi. 1991'de halka operasyonundan sonra düşman Erkeç, Buzluh, Manaşit köylerini ele geçirdi. Eylül ayında Şahen Megriyan özel bir operasyon düzenledi ve bunun sonucunda 11-13 Eylül'de 3 köy kurtarıldı. Haziran 1992'de Şahen Megriyan Hater köyünde 25 kişilik bir birlik topladı ve düşmanın arkasına geçti. Öz savunmacıların doğrudan yardımıyla Mardakirt'in Haterk, Aknabert, Madagis, Donaşen, Dastagir, Sarsank Barajı gibi bir dizi köyü kurtardı. 11 Mart 1993 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından bir askeri birlik oluşturuldu ve komutanlığına Şahen Megriyan atandı. Binlerce yıllık geçmişe sahip kültürümüzün kendine has özellikleri sayesinde Ermeni kuyumculuk sanatı hem Ermeni hem de yabancı kültür uzmanlarının her zaman ilgi odağı olmuştur. Ermeniler kitapçıkların sayfalarını minyatürlerle süsleyebildikleri, her desene anlam yükleyerek taşlara nakış gibi ince resimler oydukları zamanlarda yeryüzünde pek çok millet yoktu. Sanatımız hiçbir zaman süslemelerden yoksun olmadı ve bu alanın eski kökleri her zaman en deneyimli profesyonelleri bile şaşırttı. Genel olarak her millet ulusal nakışlarını gelenek, görenek ve mitolojiye dayalı olarak oluşturmuştur ve artık onları anlamanın en yaygın yolları giyim, takı ve aksesuarlardan geçmektedir. Ermeni nakışları özellikle ulusal kostümün üzerinde rastgele yerlere yerleştirilmemiş, korunması gereken yerlere işlenmiştir. Özellikle yaka, göğüs bölgesi, kolların kenarları ve yan açıklıkların işlenmesi vurgulanmalıdır. Nakışların kökeni neredeyse her zaman bitkisel olmuştur. Düğün bluzları altın ve gümüş ipliklerle özenle işlendi. Van, Vaspuragan, Metzhaik, Artsakh ve Zangezur'un kostüm sistemlerinde önlük, nevresim, hurcin ve diğer aksesuarlarda özel dekoratif motifler uygulanmıştır. Dünyada daha ünlü olanlar haç sembolü, Ermenice büyük D ki Latince S harfi şeklindedir. Buna benzeyen süsleme genellikle vazo, söğüt gibi görünen hayat ağacı, altıgen nakışlar, özellikle altıgen yıldızlar, kuş resimleri. Amerika Birleşik Devletleri senatörleri Alex Padilla ve Marco Rubio çok çeşitli ABD sivil toplum koalisyonu ortaklarının desteğiyle Perşembe günü ablukaya karşı mücadele kararı çıkartmak için bir araya geldi. Kararda şunlar belirtiliyor. 1. Karar, Amerika Birleşik Devletleri hükümetini ve uluslararası toplumu
Azerbaycan güçlerinin Ermeni sivillere karşı işlediği tüm savaş suçlarını soruşturmaları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlara dilekçe sunmaya teşvik ediyor. 2. Güvenlik ve barışçıl kalkınmanın daha etkili ve sürdürülebilir garantilerinin olanaklarını incelemek üzere Berzor yolu ve Artsakh boyunca uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılması çağrısında bulunur. 3. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na, Bakü yetkililerine yönelik her türlü yeni, mevcut veya beklenen ABD askeri veya güvenlik yardımını derhal sona erdirmesi ve Özgürlüğe Destek Yasası'nın 907. maddesini tam olarak uygulaması için çağrıda bulunur. 4. Artsakh ablukasından ve bölgedeki Ermenilere karşı sivil altyapının hedef alınması ve Ermeniler için büyük önem taşıyan tarihi, kültürel alanların ve ibadethanelerin yıkılması gibi diğer insan hakları ihlallerinden sorumlu Bakü yetkililerine karşı mevcut yasama yetkisi kapsamında ABD yaptırımlarını destekliyor. 5. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Bakü'nün Artsakh'taki saldırganlığının kurbanlarına insani yardım sağlama çabalarını destekliyor. Batı Ermenistan hükümeti, Amerikalı senatörlerin Artsakh'a gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bakü makamları tarafından Artsakh'ın ve Artsakh halkının haklarının ihlal edilmesi ve soykırım, Arminosit politikasına karşı en ağır yaptırımların uygulanması sürecine senatörlerin bizzat ABD hükümetini ve uluslararası kuruluşları dahil ettikleri doğrudur. Armin Press'e göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda özellikle şunlar belirtiliyor. Uzun bir süredir Bakü Savunma Bakanlığı Artsakh'taki Rus barış güçlerinin sorumluluk altında Artsakh Savunma Ordusu tarafından ateşkesin ihlal edildiğine dair neredeyse her gün yalan haberler yayıyor. Rus barış güçleri tarafından yayınlanan bilgi materyallerinde ateşkes ihlallerinin sadece Azerbaycan tarafından kaydedilmesi dikkat çekicidir. Rus barış güçlerini ateşkes rejimine sıkı sıkıya uymaya ve Bakü yetkilileri tarafından bildirilen tüm olayları soruşturmaya ve durumu tüm kamuoyuna sunmaya çağırıyoruz. Batı Ermenistan hükümeti, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Bakü makamlarının yanlış ve asılsız bilgilerini kınamasını önemsiyor ve uluslararası kuruluşları Bakü yetkililerinin yukarıda değindiğimiz davranışları ve yanlış beyanları konusunda uyanık olmaya çağırıyor. Batı Ermenistan hükümeti evlerinden atılan, statüsüz ve evsiz kalan Şuşi mültecilerle ilgili olarak Bakü makamlarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Grigor Minasyan, 2 günlük çalışma ziyareti için Fransa Cumhuriyeti'nin Strasbourg şehrine gitti. Çalışma ziyaretinin amacı Avrupa Konseyi'nin üst düzey yetkilileri ile Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Konseyi işbirliği çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nın reform gündemini, özellikle insan haklarının korunması, demokrasi, hukukun üstünlüğü alanlarında ortak başarılar ve işbirliği olasılığının tartışılmasıdır. Taraflar, mahkemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin insan haklarının korunması alanında üstlendiği uluslararası yükümlülüklerin hukuk sisteminde ihlaline dayalı olarak disiplin kovuşturması ve icra kovuşturması başlatılmasına ilişkin kararlarını tartıştı. Bakan Minasyan, Bakü makamları tarafından 2020'nin 44 günlük savaşı sırasında ve sonrasında sivil nüfusa, esir alınan ve tutuklanan kişilere karşı işlenen sözleşme ihlallerine atıfta bulunan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bakü makamlarına yönelik şikayetleri çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin talebi üzerine Avrupa Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir uygulama kararını özellikle vurguladı. Minasyan, Azerbaycan'ın Berzor yolu boyunca gerekli hareketi sağlamakla yükümlü olduğuna dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan ara kararları da vurguladı. Taraflar ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını izlemek için mevcut mekanizmaları da ele aldılar. Batı Ermenistan hükümeti, Azerbaycan'ın Artsakh'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada özellikle şunlar belirtiliyor.
13 Haziran'da Bakü Silahlı Kuvvetleri bir kez daha güç kullanmaya başvurarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerask yerleşimi yakınında bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri mevzilerine ve sivil öneme sahip yapılara ateş açtı. Azerbaycan tarafının Yerask yerleşiminde yabancı yatırımlarla inşa edilen meteoroloji tesisi istikametine hedefli ateş açması dikkat çekiyor. Bunun öncesinde Azerbaycan'ın söz konusu fabrikanın inşasıyla ilgili olarak Ermeni tarafına yönelik asılsız suçlamaları vardı. Ermenistan Cumhuriyeti daha önce fabrikanın inşasının uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uygun olduğunu açıklamıştı. Şimdi Bakü hükümeti yapım aşamasındaki fabrikayı bombalayarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası kabul görmüş sınırlarını, insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça hor görüyor. Dahası Bakü, Ermenistan Cumhuriyeti ile müzakerelerin her yönde yasa dışı güç kullanımı ile arzu ettiği çözümleri Ermenistan Cumhuriyeti'ne empoze etme ilkesinin rehberliğinde olduğunu sürekli olarak kanıtlamaktadır. Bunun için uluslararası toplumun yumuşak tepkisi ve müsamaha göstermesi elverişli ve teşvik edici bir ortam olarak algılanıyor. Gerçek adı Harutyun, Arutin, Sayatyan olan geç Orta Çağ'ın büyük Ermeni şairi Sayatnova 14 Haziran 1712'de Tiflis'te doğdu. 12 yaşındayken dokuma mesleğini öğrenmeye başladı, çulhacılık öğrendi ve kısa sürede o kadar ustalaştı ki tuval dokumak için yeni bir tezgah yaptı. Şarkı ve müzik belki de babasının ve annesinin etkisiyle çocukluğundan beri onu büyüledi. Sayatnova 30 yaşına kadar aşu sanatında üstad oldu. Makamların basit ve karışık ölçülerini öğrendi, özel melodileri uyarlayarak müzik oyunları besteledi. Muhtemelen uzun yıllar Orta Doğu'yu dolaştı, İran'ı, Hindistan'ı ve Batı Ermenistan'ın çeşitli bölgelerini ziyaret etti. Darun dünyasında bulunan Ermeni aşuklarının hamisi olan Muş'un Surp Garabet Manastırı'na hac ziyaretinde bulundu. Daha sonra evrensel tanınırlılık kazandı. Farsça Sayat Avcı ve Nova şarkı kelimelerinin türemesi sonucu Sayatnova adıyla vaftiz edildi. Sayatnova'nın geç ortaçağ Ermeni edebiyatı ve ruhani kültürü alanında büyük hizmetleri vardır. O, Ermeni aşıklık ve lirik halk şiirinin zirvesi, doğadan cömertçe bağışlanmış bir sanatçıdır. Ermeni realitesinde çok dilli eserleriyle Kafkasya halklarının manevi yakınlaşmasında büyük rol oynayan ilk şairdir. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok Gürcü, Azeri ve Ermeni aşo ve şair ondan etkilendi. Sayatnova, Gürcü lirik şiir tarihinde de kalıcı bir yere sahiptir. Eserleri dünyanın birçok diline çevrildi. Dünya Barış Konseyi'nin 1963 yılında aldığı karara göre Sayatnova'nın 250. doğum yıl dönümü kutlandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size duduk ustası Emmanuel Ovanisyan tarafından seslendirilen dünyaca ünlü Ermeni aşu Sayatnova'nın Nazani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.